Evde Muhabbet kanalından hepinize selamlar dostlarım. Ben Sefa. Yepyeni bir video ile birlikte karşınızdayım dostlar. Artık üretimhane videolarına devam ediyoruz arkadaşlar. Fuar videolarını umarım beğenerek, severek takip etmişsinizdir. 4 bölüm yaptık maalesef. Çünkü uzun uzun yapıp sizlerin canını sıkmak istemedim. Kısa kısa yaptık. En azından sizler de ertesi günü merak ettiniz. Böyle güzel olduğunu düşünüyorum. Eğer ki meraklandırdığımız dostlar da varsa haklarını helal etsin. Çok da bir şey yapmadık zaten maalesef. Kuşlar doğru gün gezemedim bile çünkü orada sağ olsun sevenlerimiz, takip edenlerimiz oldu. Onlarla iyi kötü yani kısa kısa sohbetler ettik. Kendi eşimiz dostumuz vardı, onların yanına gittik vesaire vesaire dostlar. Şimdi dostlar, üretimhanemizde birkaç yine yenilikler var. Hiç bitmiyor bu yenilikler. Onlara bakacağız. Arka kameraya geçip videomuza devam edelim. Malum biliyorsunuz fuar döneminde, yani fuarla alakalı videoların olduğu dönemde Tamer Kılıç hocamız, Biyoloğun Kuş Evi YouTube kanalının sahibi, o bizlerle birlikteydi, Ankara'ya geldi. Ankara'da sağ olsun beni ziyaret etti. Ben de onu misafir ettim elimden geldiği kadarıyla. Buradan eğer ki izliyorsa selam olsun Tamer hocama. Gerçekten yüz yüze tanımanızı tavsiye ederim. Bir insanı hani uzaktan tanıyorsun, zaten uzaktan belli ediyor ne olduğunu da. Çok şükür adam gibi adam. Yakından da tanıdığınızda gerçekten mutlu oluyorsunuz. Bunun dışında Mürsel İşler kardeşime de çok ama çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar belki görmüyorsunuz ama Mürsel İşler kardeşim, biliyorsunuz o da Rize'de Tamer hocamın yanında olan bir dostu. Bizim de yanımızda olmaya çalışıyor sağ olsun. Onun da ince ince dokunuşları var kanalımıza. Birkaç yenilikleri fark ettiyseniz o da Mürsel kardeşim sayesindedir. Ona da buradan teşekkür ediyorum. Bir teşekkür videosuyla başladık. Şimdi ne dedik dostlar? Bizim en büyük problemimiz şöyle bir götür geçti dedik. Bir servis arabamız yok. Sağ olsun babam memleketteydi. Memleketten geldi. Ayağının tozuyla bana bu masayı yaptı. Birlikte yaptık aslında. Masamızın özelliği arkadaşlar şu şekilde, istediğiniz yere taşıyabiliyorsunuz. Bakın, bırakın gidiyor şöyle hatta. Bu benim için gerçekten çok önemliydi. Şu alttaki zaten elimizde mevcut varmış. Buna güzel bir tekerlekli ve üstüne de güzel bir 70'e 70 bir işte sehpa gibi bir şey yaptık. Bunu bulduk kömürlükte. Geç bile kalmışız. Arkadaşlar ben artık temizliğimi vesaire bunun üzerinde eğilmeden rahat bir şekilde yapıyorum. Mesela mamaları yine bunun üzerinde rahat bir şekilde doldurup al ver yapabiliyorum. Bu gerçekten benim için yani burada bir el oldu. Yani burada bir çalışan gibi bir şey, öyle diyeyim. Yani bunu biz satın almayı planlıyorduk ama arkadaşlar gerçekten büyük paralar. Bu otellerde, hastanelerde servis arabaları var iki katlı. Ciddi paralar. Alamadık yani. Alamadık değil, alırdık da o kadar para vermeye gerek var mıydı acaba? Yoktu. Biz de bu şekilde yaptık. Buraya da güzel bir tahta yapacağım şöyle şuraya. Çöp kovası koyacağım. Gittiğimiz yerde mamaları dökerken yapacağız. Sağ olsun buradan babamın ellerinden öpüyorum sizlerin huzurunda. Kendisi memleketteydi. Üretimhaneme de geldi geçtiğimiz günlerde. Geldi, baktı, inceledi. Dostlar bu şu konuda hani babamın desteği her zaman bende, arkamda yani sağımda solumda her yerde babamın desteği her daim olmuştur. Bu işi yaparken benim dört dörtlük yapmamı hep desteklemiştir. Ve geldi buraya gerçekten oğlum maşallah çok güzel, beklentilerimin üstünde olmuş dedi. Burada güzel bir çay içtik. Babamı yolcu ettim. Babam şu anda Aydın tarafına gidiyor. Operatör babam, dozer operatörü. Orada bir yol çalışması varmış ve bir eskiden çalıştığı arkadaşı da bir şirket kurmuş, ihale almış. O yüzden babamı Aydın'a yolcu ettik. İnşallah orada hastalanmadan gelir. Babam çalışkandır arkadaşlar. Ben de babamın izinden gitmeye çalışıyorum. Rabbim cümlemizin ailesine uzun ömürler, sağlıklı ömürler nasip etsin. Birbirinizden ayırmasın. Aile kavramı gerçekten çok önemli. Allah'ım aralarında sıkıntı olan ailelerimize de
tez zamanda sıkıntılarını gidermeyi nasip etsin. Gelelim kuşlarımıza. Bir de dostlar şuna değineceğim. Çok sordunuz. Hemen değinelim burada. Başarı belgemiz. Sefa Erdoğan Ankara Atatürk Kupası 2021 yarışmasında göstermiş olduğunuz başarıdan dolayı kutlar, başarılarınızın devamını dileriz. Sağ olsun Kafes Kuşları Federasyonu Başkanı Oğuz Özkaya ve yine Federasyon Hakem Derneği Başkanı Sedat Genç. Arkadaşlar kuşumuzun aldığı, biliyorsunuz bunun adını getiremedik şu an, bir de böyle bir madalya. Bunları aldık, getirdik, buraya astık, hevesle tabii ki. Kuşumuza gelelim. Kuşumuzda dostlar geçtiğimiz yıllarda ürettiğim, bunu zaten birçok kez gösterdik ama bazı arkadaşlar yine merak ediyor. Kalem kuş, yani kupon kuş diyelim. Gerçekten güzel ve biraz heyecanlı tabii ki şu anda. Bu kuş nasıl madalya aldı? Bu kuşun neresi madalya aldı? Evet. Böyle diyen takipçiler var. Üzülerek söylüyorum. Arkadaşlar kuş illaki şov olacak diye bir kaydı yok. Yerli statüsündeki kuşlar. Bakın bu bir yerli kuş. Yani bu Çekoslovak kuş. Görüyorsunuz. Bu kuşlar kolay kolay madalya alamıyor. Neden? Çünkü bu standarttaki kuşlar derecelendirilmiyor arkadaşlar. İnce olacak. Yani yerli olacak. İzmir dediğimiz yerli kuş olacak. Veyahut aman aman üst vasıflı şovlar olmayacak. Mesela şu şovlar çok da üst vasıf olmamasına rağmen ama hani bu şovlar çok fazla dereceye girmiyor arkadaşlar. Böyle kafası çok açılan. Yani şuradan örnek vereyim aslında. Şu ayardaki şovlar Türkiye'deki Türkiye içi yarışmalarında dereceye girmiyor. Sebebi de bunlar international, yani olağanüstü kuşlar. O yüzden dünya çapında dereceye giriyor. Bilginiz olsun, bu kuşlar kafasında benek olan kuşlar mesela dereceye girmiyor, puan kırılıyor. Türkiye'de ideal kuş boyutu dostlar bunlar işte. Yani bu kuşlarla tabii böyle kanadı düşük olmayacak. Bu kuşlar biraz yorgun. Böyle dik, dümdüz. Örnek verelim bir tane. Mesela şu kuşun duruşu gibi olacak. Yukarı doğru. Tüneye böyle dik olacak vücudu. Kafa yapısı ve gerdan yapısı da standart boyutlarda olacak. Yani bu ayardaki kuşlar şov olarak derece alıyor. Bu ayardaki kuşlar da dostlar ne dedik? Renk kuş arkadaşlar. Bunlar renkten dolayı. Yani renk ve yine vücut şu şekilde 70 derece açıda olacak. Kuyruk düz olacak. Kanatlar birbirine şu şekilde basmayacak. Şöyle çapraz olmayacak mesela. Kanatlar şöyle birbirine paralel olacak. Ya bunları ben anlatsam bile gerçekten zor. Araştırmak lazım ve oturup bir yerde sohbet etmek lazım. Dostlar muhabbet kuşlarımıza gelelim. Muhabbet kuşlarımızda en son güncel olarak birkaç tane kuş geldi. Onun videosunu daha sonra ben size çekip atacağım. Burada bir işte değişiklik yaptık. Japonesler burada tamamen artık 4 tanesi. Ve bir Japonesimiz de burada arkadaşlar. Artık Japonesleri buraya koyacağım. Belki bir takım daha Japonesim var. Onlar da belki ekleyebilirim. Sonradan bakın bir dişi bir erkek. Onlar da belki şuraya ekleyebilirim. Daha sonra Japonesi olayını burada bitireceğiz. Yani bu sezon bu kadar Japonesle çalışacağız. İkisi Texas. Birisi de DF, beyaz DF. Biri de Lutino erkek. Ha bir de pardon, şurada parçalı takımımız var. Bunlar dışında başka yok arkadaşlar. Yani dostlar şunu yaptım, bunu yaptım diyorum. Bir bakıyorsun bütün plan değişiyor. İşte kuş geliyor, bir fırsat doğuyor. Onu yapmak için bazı değişikliklere gidiyorsunuz. Burayla ilgili videoyu detaylıca inşallah önümüzdeki günlerde çekeceğim. Şimdilik videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun dostlar.